yapıyorsun sen ya? Ayşegül mü o şarkıyı söyleyen? Yok abi, ne Ayşegül'ü? Ayşegül manyak mı? Durduk yere şarkı söylesin. Burada müzik açtılar. O yüzden oradan geliyor yani o ses. Ayşegül'ü versene sen bana. Ayşegül. Ayşegül şu anda lavaboda abi. Ama ben çıkar çıkmaz aratacağım seni. Tamam neyse. Aramasına gerek yok. Buraya geldiğinizde ben yazacağım sizin cezanızı. Evet abi, böyle çok daha iyi olur abi. Çok da acele etmeyin ha. Dikkatli gelin. Baş üstüne abi. Şu bizim Timur da alem çocuk. Benim burada araba yıkayan çocuklardan biri. Çok efendi, çok akıllı bir çocuktur. Asla sözümden çıkmaz. Çok korkar benden. Maraz abi beni öldürecek. Kalp masajıyla hayata döndürecek, sonra tekrar öldürecek. Kalk gidiyoruz. Yürü. Hay Allah'ım ya, bırak gidiyoruz. Yürü. Hala içme derdinde, yürü. Hiç söz dinlemiyorum. Hiç laftan anlamıyorum. Yok, kime çekmiş bu bilmiyorum ki. Engin. Emredin başkomiserim. Hemen telsizle bütün ekiplere Sofya'nın eşkalini anons ettir. Gördükleri yerde hemen tutup alsınlar. Hatta bileğine kelepçe de bulsunlar, ders olsun canına. Başkomiserim, aslında Sofya'nın yerini tespit edebilmenin daha kolay bir yolu var. Nedir? Cep telefonundan arayabiliriz kendisini. Bu benim aklıma niye gelmedi? Ben birkaç gündür az acılı şeyler yiyorum ya ondan tabii. Aferin Engin, iyi düşündün. Sağ olun başkomiserim. Bende Sofya'nın cep telefonu yok ki. Merak etmeyin, bende var başkomiserim. Yaşa. Aslanım ben. Hemen ara, hemen. Ulan cilalı kafa. Sen de Sofya'nın cep telefonu ne arıyor lan? Yok başkomiserim. Daha Selanik'teyken, yani uçağa giderken. Siz bir ara tuvalete gittiğinizde öylesine arada bir mesajlaşırız diye değiş tokuş etmiştik. Senin numaran da onda var yani. Biraz. Ulan çakma memoli. Ulan dua et kafada başka telaşlar var. Yoksa çoktan kulaklarını tutup böyle duvara çevirmiştim seni. Zaten şu anda bütün bildiğim duaları içimden okuyorum başkomiserim. Ara ulan şunu. Ara. Baş üstüne.